Merhaba. Pardus eğitim videoları kapsamında bugün sizler için Pardus ETAP arayüzü ve kullanımı konusunu işleyeceğiz. Pardus ETAP, özellikle okullarımızdaki etkileşimli tahtalar için geliştirilen etkileşimli tahta arayüz projesidir. Bu Pardus ETAP projesinde GNOME arayüzü kullanılmakta ve geliştirilmektedir. Daha önce GNOME arayüzü ile bir Linux dağıtımı kullanmışsanız, ETAP arayüzüne de aşinasınız demektir. Bu eğitim videosunda GNOME ayarları ile birlikte okullardaki kullanıma yönelik olarak hazırlanmış uygulamalardan bahsedeceğiz. Tabii öncelikle oturum açma işlemindeki avantajdan bahsetmekte fayda var. Dev bir ekranda sınıfınızın önünde parolanızı girerek oturum açmak zorunda kaldığınızı düşünün. Dolayısıyla parolanızı girmeniz için dokunmatik ekranda ekran klavyesi ekrana gelecektir. Bu ekran klavyesini kullanarak parolanızı girdiğinizde arkanızda sizi izlemekte olan sınıf ne olacak? Parolanızı görmüş olacaktır. Bunun yerine Pardus'ta bir USB anahtar oluşturmak suretiyle flash bellek takarak tahtayı parola girmeden açma imkanımız bulunmakta. Bu işlem için uygulamaları göster menüsünden Pardus USB oluşturma uygulaması, Ether USB kayıt uygulamasıyla sizler kendinize bir USB bellek oluşturabilirsiniz. Buradaki Pardus disk kalıbı yazıcı ile etap.org.tr adresinden indirmiş olduğunuz ISO dosyasını bir flash belleğe kaydedip ardından bu flash bellekten tahtayı başlatmak suretiyle otomatik olarak kurulum yapabilirsiniz. Bu kurulum işleminde sizden herhangi bir kullanıcı adı, parola bilgisi veya herhangi bir disk seçimi, disk bölümleme işlemleri istenmeyecektir. Çünkü okullarımızda sabit bir yönetici kullanıcı adı etabedmin ve bunun parolası vardır. Siz bu parolayı Pardus biriminden iletişime geçmek suretiyle temin edebilirsiniz. Burada benim anlatacağım oturum açma işleminde kullanacağımız Ether USB kayıt uygulaması. Bu işlem için Ether USB kayıt uygulamasını açtığınızda sizden tahtayı açmak için bir parola girmenizi isteyecek. Tabii bu parolanın daha önce ebagov.tr adresinde tanımlanmış olması gerekir. Ben Milli Eğitim'e bağlı bir öğretmen olmadığım için dolayısıyla ebagov.tr'ye oturum açma şansım yok. Ancak nasıl bir USB anahtar oluşturacağınızla ilgili internet üzerinde arama yaparak ilgili dokümana ulaşabilirsiniz. ETAP USB anahtar oluşturma dedim. Bununla ilgili gördüğünüz gibi birçok sonuç geldi. Buradan bir tanesine, daha önce baktığım bir tanesine giriyorum. Burada bizden istenecek olan bilgiler bunlardır. Ether USB kayıt uygulamasını açtığınızda ekrana böyle bir pencere gelecek. Ancak bu pencereden önce bizim ebagov.tr'ye oturum açarak ebagov.tr sitesinde öğretmen oturumu açtıktan sonra kullanıcı işlemleri seçeneğine tıklayıp burada USB için parola oluştur, USB için parola oluştur kısmına gelerek kendimiz için tahtayı açmakta kullanacağımız bir parola belirlememiz gerekiyor. Ardından bu işlemi yaptıktan sonra Ether USB uygulamasını açarak TC kimlik numaramızı, EBA'da yukarıda oluşturduğunuz parola bilgisini, buraya girmiş olduğunuz parola bilgisini, ardından o tahtayı açmak için kullanacağınız ETAP kullanıcı adı ve tahtaya vereceğiniz parolayı girmeniz yeterlidir. Bilgisayara takmış olduğunuz USB cihazını bu listeden seçerek oluştur diyebilirsiniz. Burada USB kimlik doğrulaması yaparken USB anahtarınızın yani USB belleğinizin, flash belleğinizin seri numarası teyit edildiği için daha önce bu işlemde kullanılmamış bir USB takmanızda fayda var. Oluştur dediğiniz anda bu USB daha önce kullanılmış diyor ise o USB, o USB flash bellek muhtemelen daha önce bir başkası tarafından ya da sizin tarafınızdan USB anahtar olarak kullanılmış ya da tekil bir seri numaraya sahip olmayan promosyon ürünü flash belleğe sahip
olabilirsiniz. Oturum açma işlemi, yani USB tanımlama işlemini yaptıktan sonra USB belleğinizi tahtanın USB girişine taktığınız anda otomatik olarak kullanıcı hesabınız oluşturulacak ve oturum açabileceksiniz. KDE kullanıyorsanız bu oturum açma işleminde USB belleği takmanız yeterlidir. Ancak GNOME kullanıyorsanız USB belleği taktıktan sonra oturum açma ekranında kullanıcı adınızı seçerek parola girmeden tamam butonuna basabilirsiniz. USB bellek ile oturum açmış iseniz şayet ebagov.tr adresine de parola girmeden yine oturum açmanız mümkün. GNOME arayüzünde arkadaşlar oturum açtıktan sonra bizi solda bir panel, tabi bunun konumunu değiştirebiliriz ve üstte bir tepe çubuğumuz bizi karşılıyor. Tepe çubuğunun sol tarafında uygulamalar ve bilgisayarımızdaki konumlara hızlıca erişmemizi sağlayan iki adet menü var. Bunların konumlarını ekranda görünüp görüntülenmemesini ayarlayabilirsiniz. Hemen onun tepe çubuğunun sağ tarafında klavye ile ilgili ekran klavyesini ekranı açıp kapatan yine bir butonumuz, otomatik olarak açılıp açılmamasını sağlayan yine bir butonumuz var. Bu klavyenin üzerinde yeşil renk var ise ekran klavyesi otomatik olarak ekranı açılacaktır. Yani bir text kutusuna tıkladığınızda ekran klavyesi görüntülenecektir. Bunu tek tıklayarak kırmızıya çevirirseniz artık klavyeniz otomatik olarak açılmayacak demektir. Klavyenizi açmak için ilgili butonları kullanmak zorunda kalacaksınız. Klavye dilimizi değiştirebileceğimiz, klavye dil ve düzenimizi değiştirebileceğimiz bir bölüm var. Onun yanında diğer oturum kapatma, ayarlar penceresi, işte ses çıkış, ses seviyesi, network ayarlarımız gibi ayarların yapıldığı bir denetim menüsü mevcut arkadaşlar. Sol taraftaki panelimizde ise dosya yöneticisini açma, ekran klavyesine erişme, ekran görüntüsü yakalama gibi uygulamalarımız var. Bunlara birazdan değinebiliriz. Oturum açtıktan sonra karşımıza bu oturum açtığınız tahta daha önce Milli Eğitim tarafındaki veri tabanına kaydedilmemişse şayet ETA kayıt uygulaması ekrana gelecektir arkadaşlar. ETA kayıt uygulamasında kurum kodunuzu, okulunuzun kurum kodunu girmeniz halinde bulunduğunuz il, bulunduğunuz ilçe, bulunduğunuz okul bilgileri ekrana gelecektir. Bu bilgiler doğruysa şayet kaydet butonuna bastığınız anda bu tahtayı MAC ID'si ile birlikte kurum veri tabanına ne yapıyorsunuz? Kaydetmiş oluyorsunuz. Bu veri tabanında kayıtlar nasıl görünecek? İsterseniz ona da bir göz atalım. Uygulamaları göster deyip buradan bir tarayıcı açıyorum. Bir uygulamayı açtığımda burada gördüğünüz gibi yeşil bir renk görüyorum arkadaşlar. Bir de pencere açalım. Bir uygulama açıksa bu uygulamanın simgesinde dikey bir çizgi göreceksiniz arkadaşlar. Aynı uygulamadan birden fazla açıksa şayet bu durumda orada çizgi 2 tane, 3 tane sayısı kadar bölümlere ayrılacaktır. Şu an ekranda gördüğünüz gibi 2 tane mavi çizgi var. Ben burada 2 tane dosya yöneticisinin açık olduğunu anlayabiliyorum. Bunları kapatalım. Firefox uygulamama geri döndüm. Okulunuzu tahta veri tabanına kaydettiğiniz zaman arkadaşlar, bulunduğunuz ildeki sayıyı, kayıtlı tahta sayısını bir arttırmış oluyorsunuz. Burada canlı anlık olarak Türkiye'deki hangi ilde kaç tane tahtada Pardus ETAP kurulu bunları görebilirsiniz. Bunun detaylarına da arkadaşlar bir ile tıkladıktan sonra o ilin ilçe bazlı hatta o ilçedeki okul bazlı toplam tahta sayısı kaç tanesinde Pardus kurulu bunların işte işlemci bilgisi nedir, kurum kodu nedir bu bilgilere erişebiliyorsunuz. Bu bilgiler sahadan çekilmiyor. Siz tahtayı kayıt ettiğinizde, bu veri tabanına kayıt ettiğinizde doğal olarak bu veri tabanına o tahtanın bilgileri yerleşmiş olacaktır. Oturum açtıktan sonra arkadaşlar, USB anahtarınızla oturum açtığınızda sizin kullanıcı kimliğiniz oluşturulacak. Yani bir kullanıcı adı ve parolanız bu tahtada tanımlanmış olacaktır. Ancak tahtada bir yönetici kullanıcı, ETAB admin kullanıcısı,
Ardından bir öğretmen kullanıcısı, bir de öğrenci kullanıcısı mevcut arkadaşlar. Burada varsayılan kullanıcı isimlerini görebilirsiniz. USB'sini takan her öğretmenin burada otomatik olarak kullanıcısı açılacaktır arkadaşlar. Panelimiz üzerindeki uygulamalardan kısaca bahsedelim arkadaşlar. Burada ekran klavyesinden bahsetmiştik. Ekran görüntüsü alma aracıyla tüm masa üstünü resim olarak alabilir. O anda ekranda olan bir pencereyi resim olarak alabilirsiniz. Veya yakalamak istediğiniz bölümü fareyle işaretlemek suretiyle siz kendiniz seçebilirsiniz. Bu işlemin ardından, yani tercihinizin ardından ekran görüntüsü al dediğinizde tercihinize göre panoya aktarma, yani hafızaya resim olarak kopyalama ya da belge olarak kaydetme işlemini gerçekleştirebiliriz arkadaşlar. Ete kalem uygulamasıyla arkadaşlar dokunmatik ekranımız üzerinde parmağımızla ne yapabiliriz? Yazma çizme işlemleri yapabiliriz. Özellikle soru çözerken vesaire bir PDF üzerinde kalem uygulamasıyla soru çözümü gerçekleştirebiliriz arkadaşlar. Ete kalem uygulamasını aktif hale getirdiğimiz zaman sağ tarafta bu kalem araçları görünecektir. Tabii ben şu anda dokunmatik ekranda değil, bu video kaydını normal PC üzerinde yapıyorum. Dolayısıyla benim farem de dokunmatik ekran olmadığı için ekrandan kaybolacaktır. Bu paneldekileri sırasıyla kısaca anlatmam gerekirse kalem kalınlığı, kalem rengini öncelikle en üstteki kapatın altındaki butondan, bu alt kısımdaki butondan belirleyebiliyoruz. Renk, kalemin kalınlığı, mürekkebi silme, yani yanlış yaptığınız çizimleri silme, beyaz tahta uygulamasıyla o an anlattığınız bir konuda araya soru girdi diyelim ki, beyaz tahtayı çekip o gelen soruyla ilgili işlemleri yapıp tekrar beyaz tahta, beyaz renkli butona tıkladığımızda ne yapabilirsiniz? Geri kaldığınız yerden konunuzu işlemeye devam edebilirsiniz arkadaşlar. Kalem uygulamasını kapatmadan yine pencereler üzerinde fare ile işlemler yapabiliyorsunuz. Tabii kalem uygulamasına kapattığınızda da normal fare emniciyle pencere işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. Ben şimdi kalem uygulamasını kapatıyorum. Ekran karartma özellikle yine soru çözümlerinde. Varsayıyorum burada bir PDF açtım. Bu PDF'te soru cevap şeklinde gidiyor konular. Dolayısıyla ekran karartma uygulamasıyla ne yapabilirim? Cevaplarımı kapatıp kademe kademe cevaplarımı açabilirim arkadaşlar. Tabii bunu birkaç tane açmak suretiyle ekranınızın farklı bölgelerini kapatabilir ya da o anda dikkati kendi üzerinize çekmek için tüm tahtayı karartma işlemi de gerçekleştirebilirsiniz arkadaşlar. Pardus yazılım merkeziyle depodan ya da işte Pardus üzerindeki uygulamalardan, yazılım merkezi deposundan uygulama kurma kaldırma işlemlerini hızlı bir şekilde yapabiliriz. Buradaki depo adresinde Debian depolarındaki bütün uygulamalara erişebilir. Pardus seçili ise de önünüzdeki listeden bir uygulama seçip kur kaldır işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Örneğin eğitime tıkladığımda eğitim kategorisinde bu uygulamalar varmış. Buradan e-tahta uygulamasını seçmem halinde buradaki ete kalem benzeri bir uygulamayı bilgisayarıma, tahtama, kurma, kaldırma işlemi yine yapabiliyoruz arkadaşlar. Periyodik cetvel uygulamasına tıkladım. Ben de kurulu değilmiş. Bu uygulamayla ilgili detay bilgileri alabiliyorum. Varsa bununla ilgili daha önce yapılmış yorumları görebilirim. Uygulamayı kurduğumuzda buradaki buton kaldır şekline dönüşecektir. Depoya tıklayarak sistemimizi güncelleme, depodan bir uygulama arayıp kurma işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Yine bununla ilgili Pardus'a uygulama kurma kaldırma ya da uygulama yönetimi işlemlerine bakabilirsiniz arkadaşlar. Altta uygulamaları göster penceremiz var arkadaşlar. Şu an gördüğünüz gibi bir masaüstü görüyorum. Bu masa üstünde bir takım uygulama, çöp kutusu ve diğer klasörlerim var. Normalde GNOME arayüzünde masaüstü diye bir kavram yok. Buraya bir eklenti ile bir masaüstü yapılmış. Normal koşullarda masa üstünde uygulamalarınız gelecektir arkadaşlar. Uygulamalarınızı sık kullanılanlar ve tümü diye görüntülemeniz mümkün.
Tümünü seçtiğimde bir sayfaya, bir ekrana sığmayacak kadar ikon var. Bunu yandaki butonlardan anlayabiliyorum. Buradaki butonlara basmak suretiyle dokunmatik ekran kullanıyorsanız iki parmak ya da üç parmak ile ekranı yukarı aşağı kaydırmak suretiyle diğer sayfalara da yine geçiş yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Eğer çalışma alanlarınız birden fazla çalışma alanı varsa da burada pinç hareketi, üç parmakla çimdik atar gibi pinç hareketiyle çalışma alanlarınız üzerinde de geçiş yapabilirsiniz arkadaşlar. Uygulamaları göster penceresinde bir uygulamaya erişmek için buradaki arama kutucuğuna uygulamanın adını yazmamız yeterli olacaktır. Demin USB kayıt uygulamasını buraya USB yazarak getirmiştik. Diğer uygulamalara isterseniz bakalım. Mesela Pardus yazıyorum. İşte Pardus yazılım merkezi, Pardus hakkında, Pardus disk kalıbı yazıcı, ISO dosyaları, USB belleğe yazmak için ve Pardus paket kurucu uygulamalarını gördüğünüz gibi burada filtreliyorum. Tekrar çarpı butonuna basarak eski ekranıma ne yapabilirim? Geri dönebilirim. Peki Pardus'ta sistemimizle ilgili ayarları nasıl gerçekleştiriyoruz GNOME üzerinde? Buna bakalım. Bu kısma ayarlar diye yazdım. Öncelikle genel ayarlara isterseniz bir göz atalım arkadaşlar. Genel ayarlarda öncelikle Bluetooth, masaüstü duvar kağıdı seçimi, bildirim ayarları, arama ayarları, bölge ve dil seçenekleri ve evrensel erişimle ilgili ayarlarımı yapabiliyorum. Evrensel erişim altında dokunmatik ekranınızı kullanmanızı kolaylaştıracak bir takım ayarlara yine ne yapabiliriz? Erişebiliriz arkadaşlar. Bunun haricinde ses, güç yönetimi, network ayarları ve aygıtlar ile de donanım birimlerimizin ayarlarına erişmemiz mümkün. Donanım birimlerinde bakalım, ekranlar altında ekran çözünürlüğünü ayarlayabileceğimiz bir bölüm var. Klavye penceresinde ise klavye kısa yol tuşlarını yine ne yapabiliriz? Ayarlayabiliriz. Yani herhangi bir tuşa bastığımızda, bir kısa yol tuşuna bastığımızda gerçekleşecek eylemi seçebiliyoruz. Bir ekran görüntüsünü örneğin panoya kopyalamak için Ctrl Print Screen tuşuna basabilirmişiz. Fare ve dokunmatik yüzeyden fare imlecini ayarlayabilir. Sol sağ tuş değişimini yine gerçekleştirebiliyoruz. Tahtamıza taktığımız işte kamera, USB bellek gibi çıkarılabilir ortam ayarlarımız ya da yazıcılarla ilgili konfigürasyonumuzu yapmamız mümkün. Burada yazıcı yükleme kaldırma işlemleri diğer arayüzlerde olduğu gibi gerçekleşecektir arkadaşlar. Geri butonuyla ben ayarlar penceresine dönüyorum. Bir de ince ayarlarımız mevcut. İnce ayarlarınızı gerçekleştirebilirsiniz. Ayarlar diyelim. Burada gördüğünüz gibi ince ayarlar diye bir penceremiz var. Özellikle dokunmatik ekran kullanıyorsanız buradaki ince ayarlar oldukça işinizi kolaylaştıracaktır arkadaşlar. İnce ayarlarda başlangıç uygulamalarını seçebiliriz. Yani tahtaya oturum açtığınızda ya da cihazınıza oturum açtığınızda hangi uygulamalar otomatik olarak başlasın? Bunu ayarlayabiliyoruz. Eklentiler ile internetten indirmiş olduğunuz eklentilerle tahtanızı özelleştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Örnek verecek olursak buradaki Dash to Dock ile bu sol taraftaki rıhtım ayarlarını gerçekleştirebiliriz. Rıhtım bizde solda görünüyor. Bunun işte herhangi bir ekranın diğer kenarlarında görüntülenmesini sağlayabiliriz. Birden fazla ekran o anda aktif ise arkadaşlar bu ekranların tamamında görüntülenebilir. Akıllı gizleme ile ekranda gereksiz yere yer kaplamasının önüne geçebilirsiniz. Ancak bu durumda dokunmatik ekran kullanıyorsanız dokunmatiğinizin parmak hassasiyetini iyi algılaması gerekir tekrar görüntüleme için. Rıhtımın yine boyutu ayarlanabilir arkadaşlar. Rıhtım genişliği için de aynı işlemler mevcut. Yine eklentiler içerisinde arkadaşlar Eta Disable Touch Screen Gesture var. Dokunmatik eylemlerinizi aç kapa yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani dokunmatiği o anda kapatıp açma işlemi gerçekleştirebiliyoruz arkadaşlar. Yine tepe çubuğu ile ilgili ayarlarımızı buradaki nelerin görüneceği, görüntülenmeyeceği bu ayarları tepe çubuğundan ayarlayabiliriz. Yazı tipleri ile arkadaşlar
Pencerelerimizdeki menülerin, işte pencere ögelerinin üzerindeki yazıların boyutları, yazı tipi, bunların rengi gibi ayarları yapmamız mümkün. Çalışma alanları ile birden fazla çalışma alanı, XFC'de olduğu gibi birden fazla çalışma alanı ayarlamanız mümkündür arkadaşlar. GNOME arayüzü ayarları basit bir şekilde bu arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.